Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Efendim yine gündemdeki bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metinle beraber anlamaya çalışacağız. Ya da şöyle diyelim, gündemdeki bir konudan Risale-i Nur'a bakmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Veyahut da en son şunu söyleyelim, gündemi bahane edip Risale-i Nur'dan bir metni anlamaya gayret edeceğiz. Üçüncüsü en toparlayıcısı oldu herhalde. Efendim gündem ne? Gündem maddemiz Özlem Zengin hanımefendinin TV.net'te katıldığı bir programda Mehmet Boynukalın Hoca onun arasındaki gerilim hakkında söyledikleri. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Bu bizi şu sebepten ilgilendiriyor bana göre, bence. Allahu alem kaydıyla konuşalım. Orada Özlem Zengin'in öyle sözleri oldu ki sanki hukukla din arasında bir rekabet söz konusuymuş gibi veyahut din hukukla ilgili alanlara, devletle ilgili alanlara çok da karışmaması gerekiyormuş gibi bir argüman oluştu orada. Özlem Zengin'in arka planında böyle bir argüman varmış gibi hissettim ben. Herhalde çoğu insan da öyle anladı. Gelen tepkilerden öyle gördük. Mehmet Boynukalın Hoca, söyleyemedim. Mehmet Boynukalın Hoca elbette bir fıkıh hocası olarak hukuki meselelerde söz söyleme hakkına sahiptir. İslam hukukunda da sanıyorum onun ihtisası var. Elbette yasayla ilgili ne olsa onun hakkında konuşmaya hakkı var. Bu demek değildir ki devleti icbar ediyor, devleti saldırıyor, devleti bilmem halkı devlete karşı kışkırtıyor falan, böyle anlaşılmaması lazım. Onun orada yaptığı hakkı beyan etmek. Hakkı beyan etmek lazım ki bir gün o hakka ulaşabilelim. Yani bizim Özlem Zengin Hanım gibi hukukçulara, mütesettir, dindar diyebiliyoruz değil mi tırnak içinde? Böyle mütesettir, dindar hukukçulara niye ihtiyacımız var? Bizi bir gün tekrar İslam hukukuna götürebilmeleri için lazım. Yoksa bize hukukçu niye lazım? Başka bir şey için istemiyoruz ki, dünyamız için istemiyoruz ki. AK Parti içinde olsun, başka bir yerde olsun, dindar bir hukukçu varsa onun bize lazım olan tarafı, inşallah bir gün bizi tekrar işte o şeriatın en güzel olan hukuk sistemine döndürmesi. Bugün okuyacağım metin de yine bununla ilgili. Burada Bediüzzaman Hazretleri modern hukukun iki uygulamasına İslam hukuku üzerinden eleştiri getiriyor. Bu metin okuduğumuz zaman diyeceğiz ki en sonunda, ya demek ki Bediüzzaman Hazretleri bugün yaşıyor olsa, bu metni Twitter'dan yazmış olsa veya Facebook'tan yazmış olsa veya Özlem Zengin Hanım'ın ulaşacağı bir şekilde duyurmuş olsa, gündem yapsa, o zaman Özlem Zengin Hanım herhalde Mehmet Boynukalın Hoca'ya verdiği tepkinin aynısını, belki fazlasını Bediüzzaman Hazretleri'ne de verecekti. Bu iş oraya gidiyor yani. Madem bu iş rekabet işi, yani karşısına geçmek gerekiyor, onunla yarışmak gerekiyor. O halde Bediüzzaman Hazretleri de din zeminli konuştuğu için herhalde Özlem Zengin Hanım, sadece Bediüzzaman Hazretleri de değil, yani İslam hukuku üzerine konuşan herkesin ya da İslam'da olması gerekeni konuşan herkesin rekabet edeceği birisi olacak. Kendisinde rakip görecek. Öyle anlaşılıyor yani bundan. Metni okuyayım arkadaşlar çok yorum yapmadan. Ondan sonra da sonda biraz daha bu mevzuyu konuşalım metinden hareketle. Üçüncü mesele. Burada miras hukukunun iki uygulaması, modern hukuktaki iki uygulaması İslam fıkhı üzerinden, İslam hukuku üzerinden eleştirilecek. Üçüncü mesele. Burası neresi? Pardon, orayı söyleyeyim. 11. mektup. 11. mektubun 3. ve 4. meselelerini okuyacağız. Burası söz basım külliyata göre 69. sayfa. 3. mesele. Şu iki mesele 25. sözün İcaz-ı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Demek orada da geçiyormuş. 25. sözde de varmış bu metin. Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu, Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerden iki misal. Estağfirullah. Feliz zekeri mislu hazzil ünseyeyn. Bu Nisa suresinin 176. ayetinden bir ifade. Erkeğe iki kız hissesi vardır. Erkeğe iki kız hissesi vardır. Nisa suresinin 176. ayetinden. Bu bir fıkhi uygulama. Miras hukukuna dair bir uygulama olan hükmü Kur'ani, mahz-ı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Şimdiki hukukta nasıl? Erkek de kız da aynı şekilde mirastan pay alıyor. Ama İslam hukukunda nasıl? Erkeğe iki kız hissesi var.
erkek daha fazla alıyor. Olan hükmü Kur'ani, mahz-ı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Evet, adalettir. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibarıyla bir erkek, bir kadın alır, nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler, irsiyetteki noksanını telafi eder. Hem merhamettir. Çünkü o zayıfe kız, pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre o kız, pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona, benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona, hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz, o merhamete ve himayete bir kin, bir ihbirar katmaz. Şu halde o fıtraten nazik, nazenin ve hılkaten zaife ve naife kız, sureten az bir şey kaybeder, fakat ona bedel, akaribin şefkatinden, yani akrabalarının şefkatinden ve merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye, hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil, şedid bir zulümdür. Belki zamanı cahiliyette gayreti vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırsı vahşiyanesi, merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır. Bak, kadın erkek arasındaki şiddeti ne yapacak diyor? Körükleyecek diyor budur uygulama. Bu şekilde modern hukukun böyle uygulaması körükleyecek diyor kadın erkek arasındaki şiddeti, kardeşler aile arasındaki şiddeti. Hırsı vahşiyanesi merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır. Bunun gibi bütün ahkam-ı Kur'aniye وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ fermanını tasdik ediyorlar. Bu ifade nerede geçiyor? Enbiya suresinin 107. ayetinden bir ifade. Enbiya suresinin 107. ayetinden kısa bir meali şu şekilde: seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Burada kastedilen kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbette buradaki kastedilen mananın içinde şeriatı da mündemiş, İslam hukuku da mündemiş, fıkhın uygulamaları da mündemiş. Yani İslam olarak her ne varsa en ince teferruatından en muhkem uygulamasına kadar, en üst tabakaya kadar diyelim, erkan-ı imaniyeye kadar hepsi bu sırra mazhardır. Bize rahmet olarak gönderilmiştir. Onun az bir sağ tarafı, az bir sol tarafı onlar değildir. Tam odur yani merhamet. Öyle yapmayalım, tam verelim. Merhamet o değil. Yarı, demek ki kızın yarım alması gerekiyor. Erkeğin tam alması gerekiyor. Öyle oluyor merhamet ki Allah öyle emretmiş. Yani İslam hukukundaki şeyler öyle havadan civadan uydurulmuş şeyler değil ki, haşa. Cenab-ı Hakk'ın vahiyle, sünnetle, Kur'an'la sabit, oradan zaten mehazını alan hükümler onlar. Devam ediyoruz. Dördüncü mesele. Yine miras hukukuna dair bir mevzuya Üstad Hazretleri'nin eleştirisi, İslam hukuku üzerinden eleştirisi. Dördüncü mesele, feli ümmihis sudus. Bu da Nisa suresinin 11. ayetinden. Nisa suresinin 11. ayetinden. Zaten Nisa suresini okuyanlar bilirler. Miras hukukuna dair çok şey vardır, bilgi vardır içinde. Bunun manası da ölenin annesi için 1/6 bir hisse vardır. Ölenin annesi için 1/6 bir hisse vardır. Demek ki İslam hukukunda ölen bir kişinin annesi de onun mirasından pay alıyor. Ancak modern hukukta böyle bir şey yok. Miras hep aşağı doğru gidiyor. Yukarıya çıkmıyor. İşte mimsiz medeniyet, yani deniyet, düşkünlük demek istiyor Üstad Hazretleri. Mimini alıyor medeniyetin. Mimsiz medeniyet,
nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden, nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor, öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli bir haksızlık ediyor. Evet, Rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en latif ve en şirin bir cilvesi olan Şefkat-i Valide, hakaik-i kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattir. Ve valide en kerim, en rahim, öyle fedakar bir dosttur ki, o şefkat saikasıyla bir valide bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını veledi için feda eder. Hatta valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için ite atılır, aslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu insaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa, burada üstüne alınma olmasın, metinde geçiyor yani, ben birisini kastetmiyorum burada. İnsaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakîm'in feli ümmihi sudûs hükmünü aynı hak ve mahz-ı adalet olduğunu bilirler. El-Bâkî hüvel-Bâkî Said Nursi. Mektup burada bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki uygulama, modern hukukun iki uygulaması, Bediüzzaman Hazretleri'nin ona İslam hukuku üzerinden getirdiği iki eleştiri. Şunu fark ediyorsunuz ve hani artık buna kanaat etmemiz lazım. İslam hukukunun her hükmünde aslında hikmet var, hak var, adalet var. Biraz özgüven istiyor. Yani biraz özgüvenle, ya bu bizim hukukumuz vahiyden, Kur'an'dan, sünnetten gelmedir diye o özgüvenle, mutlaka bir hikmeti vardır, Allah böyle takdir etmişse mutlaka hem rahmetlidir hem hikmetlidir dediğiniz zaman hepsini, hiç istisnası yok bunun arkadaşlar. Çok rahat söylüyorum. Ben yapabildim çünkü kimlere karşı yaptım yani bunu. O hükümleri savunabiliyorsunuz. Çok rahat. Argümanlarını koyuyorsunuz, esaslarını anlatıyorsunuz. Karşınızdaki de diyor, hani senin kabul etmese bile, onunla iman etmese bile tamam diyor. Sen kendi içinde tutarlısın diyebiliyor. Bizi bu konularda acabaya düşüren, işte öyle mi böyle mi falan, nasıl söyleriz bu zamanın insanlarına, modern medeniyet bunu anlamaz, Avrupa bunu anlamaz, Batıcılar bunu anlamaz falan diye böyle endişelendiren şey özgüven eksikliği. Bizim İslam'la gelen fıkhın, hukukun, uygulamaların, ibadetlerin bağına tam şeyimiz yok. Lazım olan izzetimiz yok yani. İmanımız yok demeyeyim, imanımız var yine ama o lazım olan imanın gerektirdiği izzet yok bizde. O yüzden bu kadar sık acabaya düşünüyoruz. Buradan düşüyoruz. Buradan da Özlem Zengin Hanım'ın tereddüdüne geçelim. Tereddüt diyelim ona. Bence onda da bu var. Yani modern hukuk sanki çok olmazsa olmaz bir şey. Artık bu zamanda modern hukuk geçerli, İslam hukuku diye de bir şeyden bahsedilemez gibi. Rakip olarak kendisinin karşısına yine öyle vahiyle, sünnetle bağlı olmayan seküler bir hukuk istiyor, onunla kapışmak istiyor. Din geldiği zaman diyor, rekabet edemiyorum. Ya zaten rekabet etmeyeceksin ki ablacığım, neyin rekabetini ediyorsun sen? Dinden gelene uyacaksın sen. Onu anlamaya çalışacaksın, öbürünü savunmaya çalışmayacaksın. Yani orada bak, bütün ayarlar şaşmış. Zaten ben şöyle bir şeyden şüpheleniyorum arkadaşlar. Yani Özlem Zengin Hanım'ı ayırarak söylüyorum bunu, onu suçlamak babında değil ama İlhan Omar falan var, böyle Amerika'da siyaset yapan mütesettir Müslüman siyasetçiler var. Bakıyorsun ya, kadın LGBT'ci falan, yani böyle şey, dışı Müslüman ama içi uçmuş gitmiş. O içte iman kalır mı? Yani uçmuş gitmiş kadın. Neler neler söylüyor, neler neler savunuyor. Onun versiyonları Avrupa'da da var. Bakıyorsunuz bir yeni siyasetçi tipi kurgulanmış geliyor. Bunların dışı Müslüman gibi gözüküyor. Kadınsa tesettürlü gibi falan, böyle işte.
İslam'ın gereklerini yapıyormuş gibi bir şablon. Erkekse işte atıyorum sakallı veya işte gene İslam'ın gereklerini yapıyormuş gibi, ama içine girdiğiniz zaman o İslam hukukudur, fıkıhtır, sünnettir. Bunlarla çok acabaları var. Yani sadece zahirleri ve belki de aile olarak yetiştikleri gelenek olarak bağları var. Ama bizzatihi ehl-i sünnet vel cemaat mirasıyla bir sınamaya soktuğunuzda abi yok, hepsi arızalı. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında da bazı mesture bacılar vardı mesela. Ya kız tamam mesture falan ama öyle şeyler söylüyor, öyle şeyler savunuyor ki ya bunu dindar birisi söyleyemez, savunamaz. Bilmiyor diyeceksin, bilmiyor da değil, cahil değil yani. Demek ki ayarları oynamış. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. AK Parti benim de mesela oy vermeye başladığımdan beri oy verdiğim bir parti. İslam için çok güzel şeyler de başarmış. En azından üzerimizdeki zincirlerin, cenderelerin büyük bir oranda kaldırmış bir parti. İnşallah daha da çok olur. Daha da hizmetlerini görürüz İslam adına. Hani başta Erdoğan olmak üzere bütün o siyasetçilerimiz Cenab-ı Hak ehl-i sünnet ve cemaat istikameti, salabeti, dirayeti, feraseti, afiyet üzere eylesin. Hep de dua ediyorum ben namazlarımda. Ama dikkat edelim, bu siyasetçi tipi buraya sızıyor. Başka yerlere de sızmasın, buraya da sızmasın. Saadet'e de sızmasın, işte yeniden refaha da sızmasın. Sağda hiçbir yere sızmaması lazım bunların. Sızıyorlarsa, kendilerini açık ettilerse bunları teşhis edelim. İsimlerini koyalım. Diyelim ki bu belli modernist, bu taifeden. Ve hani uyarmamız lazım arkadaşlar. Fark edenin uyarması lazım. Ben de bunu bir görev olarak görüyorum ve bu dersi de bu yüzden çektim. İşte gördüğünüz metinler ortada. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını adadığı metinler bunlar. Uğruna işte hapis yattığı, sürgün çektiği metinler bunlar. Demek ki bu metni Özlem Zengin Hanım'ın zamanında yazsa Özlem Zengin Hanım ondan da rahatsız olacaktı. Bediüzzaman Hazretleri'nden rahatsız olacaktı. Yani bu iş Mehmet Boynukal'ın işi değil. Bu iş İslam'dan rahatsız olma işi. İslam'ın aslından rahatsız olma işi. Bu noktaya tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Özlem Zengin Hanım'a da Mehmet Hoca'nın dediği gibi hidayet diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah onun kalbini hidayetine çeviririz. Böyle olmaz yani yukarıdan böyle racon kesmekle, üstten üstten konuşmakla siyaset de olmaz. Yani iş de olmaz. Yani bu iş dünyadan ibaret değil ki. Ahireti de var. Dikkatli olmak lazım. Peki arkadaşlar, gündemden bir konuyu elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, çok da beceremedik ama Risale-i Nur'dan bir metinle beraber ele almaya çalıştık. Cenab-ı Hak ayaklarımızı istikametten ayırmasın, ehl-i sünnet ve cemaat istikametinden ayırmasın. Başka bir bölümde, başka bir gündem maddesiyle ve Risale-i Nur'dan bir metinle birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun.